Elimizde fx eşittir 2x artı 5 bölü 4 eksi 3x fonksiyonu olduğunu düşünelim ve bu videoda bu fonksiyonun tersinin neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu fonksiyonun tersinin neye eşit olduğunu benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Hadi birlikte yapalım şimdi de. Bir fonksiyonun ve fonksiyonun tersinin ne anlama geldiğini hatırlamak için hemen kısa bir tekrar yapalım. Bunun fonksiyonun tanım kümesi yani fonksiyona verip geçerli bir çıktı değer elde edebileceğimiz x değerlerinin hepsi olduğunu düşünelim. Buna x diyelim. x tanım kümesinin bir elemanı. Bu x değerini bir fonksiyona verirsem fonksiyon bize görüntü kümesinin bir elemanını çıktı değeri olarak verir öyle değil mi? Bu değeri de f(x) olarak adlandırırız. Fonksiyonun tersi ise adından da anlaşılacağı gibi bunun tam tersini yapar. Demek istediğim ters fonksiyona f(x) değerini verdiğimizde x değerini elde ederiz. Evet, bir fonksiyonun tersi işte tam olarak bunu yapar. Peki, bir fonksiyonun tersini nasıl bulabiliriz? Özellikle de bunun gibi tanımlanmış rasyonel bir fonksiyon söz konusuysa. Ben şu şekilde düşünmeyi tercih ediyorum. y'nin fx'e eşit olduğunu, yani y'nin x'in bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Hemen not edeyim. y eşittir 2x artı 5 bölü 4 eksi 3x'ti değil mi? Ters fonksiyon söz konusu olduğunda y ile x arasındaki ilişkinin de tersini düşünmemiz gerekiyor. Başka bir deyişle ters fonksiyonda x 2y artı 5 bölü 4 eksi 3y'ye eşit olacak. Sonra da bunu x'in bir fonksiyonu olarak ifade edebilmek için, yani y'nin x türünden neye eşit olduğunu bulmak için, buradan y'nin neye eşit olduğunu hesaplamamız gerekecek. Yani aslında y yerine x ve x yerine de y yazıp y'yi yalnız bırakmaya çalışacağız. Evet, bir miktar hesaplama yapmamız gerekecek. Öncelikle bu eşitliğin iki tarafını 4 eksi 3 y ile çarpmak istiyorum. Bunu yapınca sol tarafta x ile bunların çarpımını yani 4x eksi 3y çarpı x elde ederiz öyle değil mi? Sağ tarafta ise 2y artı 5 kalır. x'leri ve y'leri görünce gözünüz biraz korkmuş olabilir ama y'nin neye eşit olacağını bulmaya çalıştığımızı unutmayın. Bunun için isterseniz y'leri bir tarafa, x'leri de diğer tarafa toparlayalım. İşe buradaki 2y ile başlamak istiyorum. İki taraftan da 2y çıkaracağım. Evet. Sonra bir bakalım. İki taraftan bir de 4x çıkaralım. Böylece geriye sol tarafta bunlar birbirini götürecek. Eksi 3y x eksi 2y. Evet eşittir. Sağ tarafta da bunlar birbirini götürecek ve 5 eksi 4 x kalacak. y'nin neye eşit olduğunu bulmaya çalıştığımıza göre burayı y parantezine alabiliriz. y çarpı eksi 3x eksi 2. Evet eşittir 5 eksi 4 x ve sona çok yaklaştık. İki tarafı 1 de eksi 3x eksi 2'ye bölersek işimiz tamam. y eşittir 5 eksi 4 x bölü Eksi 3x, eksi 2. İsterseniz payı ve paydayı eksi 1 ile de çarpalım. Bunu 4x eksi 5 bölü 3x artı 2 olarak daha düzgün ifade etmiş olabiliriz. İşte bu kadar.